Geçtiğimiz senelerde ekonomik büyüme, finansal kriz, küresel ekonomiye dair başlıklar ön plandayken bu sene Davos'ta çevre, kapsayıcılık gibi daha farklı başlıklar görüşülüyor. İçeride neler konuşuluyor? Neden böyle bir değişiklik yaşandı? Tabii bu sene Davos'un gündeminde önemli bir konu var. O da mevcut ekonomik modelin, yani şirketlerin sadece karlarını arttırmak için çalıştığı, devletlerin de vergi toplayarak toplumsal hizmet sağladıkları modelin artık sürdürülebilir olmadığı tartışılıyor. Şirketler toplumsal problemleri çözmek için küresel ısınmadan gelirlerdeki eşitsizliğe kadar karşılaştığımız tüm toplumsal problemleri çözmek için şirketlerin daha aktif oyuncu olması ve kar hedeflerinin yanında aslında toplumsal fayda hedeflerini de gündemlerine daha ağırlıklı getirmeleri gerektiği konuşuluyor. Bir diğer konuda çok gündemde olan Davos'ta global teknoloji devlerine karşı devletlerin ne şekilde regülasyonlarla güç dengesini koruyacakları tartışılıyor. Ekonomi, küresel ekonomiye dair, 2020'ye dair umutlar yüksek mi, yoksa daha belirsizliğin gündemde olduğu bir yıl daha mı yaşayacağız? Biraz daha belirsizliğin gündemde olduğu bir yıl bizi bekliyor. Avrupa'da Brexit'ten sonra nasıl bir şokla karşılaşacak, ekonomiye etkisi ne olacak, Amerika-Çin ticaret savaşının etkileri ne şekilde olacak ve tabii ki Orta Doğu'daki karışıklığın daha tırmanarak küresel ekonomide bir negatif etkisi olacak mı? Bunlar tartışılıyor.